Abi şöyle parça bu. İki parçadan oluşuyor. Şöyle birbirine geçmeli. Dümdüz. İlk parçayı göstereyim abi. Şöyle gördüğün gibi dümdüz yuvarlak. İçinde buranın içinde bobin var. Şuradan elektrik veriyor. Şu arta kısmı diğer metalik kısmı da eksi olarak kullanıyorlar. Şu da ikinci parça. Şu parçanın girdiği yer böyle içine. Şu şekilde. Bir de şu parçanın ön kısmı var. Şu ön kısmı normalde şurada dönüyor. Aynı zamanda şu içi de oluyor. Şöyle. Parçanın içten döndüğünü görürsün. Şurada bir bilye var sadece. İç tarafta. Rahatça dönebilsin diye. Normalde bizim arabada gördüğümüz dönen o yeşil aletin başı şu. Şuradan tuttuğum zaman şurası dönüyor biliyorsunuz, görüyorsunuz. Boşa dönüyor şu anda. Orada dönerken de, arabada dönerken de şöyle yine boşa dönüyor. Şu aleti taktığımız zaman içeriden düğmeye basıldığı zaman şuraya elektrik verilmiş oluyor. İçeriden gelen şaft da şuradan giriyor. Şu içe bağlı. Şu iç ön kısımda. Şu anda görüyorsunuz. Elektrik verildiği zaman manyetik alan şunu biraz daha öne çekiyor veya manyetik alan mıknatıslaştığı için şu da dönmeye başlıyor. Şunu da otomatikmen döndürmeye başlıyor. Şuna gelen elektrik 12 volt. Arabanın aksisinden gelen elektrik. Şu bir elektrik yemiyor yani. 12 volt verildiği zaman tak şu yapışıyor. Dolayısıyla bu normalde şurası dönerken bu içini de döndürmeye başlıyor. İçini döndürmeye başladığı zaman uzun buraya bağlı şaftı da döndürmeye başlıyor. Çünkü şu ön kısım boşta dönen şu ön kısım şu içindeki bilye oluyor. Şura. Şeyi de buraya bağlıyorlar bir tane vida ile ön taraftan bağlanıyor. Şuraya sabitleniyor. Dolayısıyla bu dönmemiş oluyor. Ama şu kısım her zaman boşta dönüyor yani. Araba çalışır çalışmaz dönmeye başlıyor. Elektrik verildiği zaman manyetik alan şu iç kısmı yani şunu da döndürmeye başlıyor. Şu parça bobin içinde bobin olan kısım yani tel sargı içinde var şuranın içinde. Şuradan elektrik veriliyor. 12 volt artı eksi de şu demir kısımlarından bir tarafa zaten arabanın hepsi eksi olduğu için şöyle arabaya montajlanıyor şunlar şöyle. Dolayısıyla artı ve eksi olmuş oluyor. Bobine elektrik girdiği için şurada manyetik alan oluşuyor. Şu içe bobinin girdiği yer. Normalde şu boşa dönüyor. Elektrik verildiği zaman şu içini de yani şurası. Bu sefer bu dönmeye kısım mı da döndürmeye başladığı zaman şaft dönmeye başlıyor. Şaft normalde şuraya bağlı şurada bir diş var. Şu dişe kilitlendiği için şaftı da döndürmeye başlıyor.